Evet sevgili arkadaşlar, siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben yolda olacağım inşallah. Bana hayırlı yolculuklar olsun. Eve dönüşü sağlayacağız inşallah. Ee, Fenerbahçe'de Cao Pedro gelişmesi diye bir haber aldım. Daha doğrusu bunu notlarıma eklemiştim. Aslında iki günlük, üç günlük bir haber gibi oldu. Ben de bunu güncelleyerek söyleyeyim. Cao Pedro takımla birlikte çalışıyor. Ee, deprem nedeniyle Ligi ara verildi mesela. Takımlardan kimisi transfer yapıyor, kimisinin sakatları iyileşiyor. Ve Pedro'nun da katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de sakatlığı süren hiçbir futbolcu kalmıyordu. Çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. E, hocam 3-4 Mart'ta daha çok var. Arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. 3-4 maçta lig, baş, lig başlayacak ama e, hani söylentilerden bahsediyorum Mesela Fenerbahçe-Konya maçı 3-4 Mart'tan önce... Şubat'ın son haftasında oynanabilir mi diye düşünülüyor. Ee, daha doğrusu mesela Fenerbahçe maçı atıyorum 4 Şubat cumartesi diyelim. 28 şey 4 Mart cumartesi özür dilerim. 28 Şubat'ta Fenerbahçe Konya Spor, işte Beşiktaş Antalya Spor. O takımların hiçbiri birbirine oynamayacağı için oraya bir sıkıştırma olabilir. Yani bizim maçımız 2 hafta sonra olabilir arkadaşlar. Onu bilin. Arda Güler için Barcelona iddiası diyor. Ben Sadece Arda Güler'in ismi geçsin haberde diye okudum arkadaşlar bunu. O yüzden geçiyorum. Ha şu bir gerçek. Sadece Barcelona değil birçok takım şu anda takipteler. Bunu yazın ancak konuşuruz. Atilla Salahi'ye La Liga'dan sürpriz talip. Ben Atilla Salahi'nin de ismi geçsin istedim. Uzun zamandır Fenerbahçe futbolcularının adını anmadığım için. Gerçekten diyorum bak samimiyetimle söylüyorum. Ya evladım gibiler ya kardeşim gibiler ya. Vallahi bak. Ya isimlerini anmak bile hoşuma gidiyor ya. Ne bileyim Cao Pedro demek, Arda Güler demek, Atilla Salahi demek, Altay Bayındır demek. Bilmiyorum sadece bende mi var bu? Ee, ne olur bir iki kişi destek çıksın. Yok hocam tek manyak sen değilsin desin. Ee, Salahi'ye de seviye talip olmuş. Ee, Galatasaray'dan Victor Nelson'u alamamışlar. Galatasaray bu arada Nelson için çok ama çok yüksek bir bedel istiyor. Hiçbir kulüpte Galatasaray istediği fiyatın yarısına çıkmıyor. O yüzden e, böyle olur gibi 15 milyon euroluk servis bedeli ödeyebileceği dile getirilmiş. Salahi Macaristan altı kategorilerinde şöyle böyle falan diye. Bugün, bugün yani Şubat'ın ortası itibariyle bana sorsanız kaç lira Salahi için iyidir? Son dönemde performansı çok düştü. 10-12 milyon euro benim gözümde çok iyi paradır Atilla Salahi için. He sen 12 milyona sat Atilla Salahi gibisini bulacaksın değil mi? Son döneminden bahsettim. Genel toparlayacaksak 15 milyon euro bence çok çok iyi bir para. Kendimizi kandırmayalım çok abartıyoruz bazen işte hani Oğuzhan Özyakup 150 milyon euro olayı gibi. O kadar para etmez futbolcular bak o kadar etmez. Bizim artımız ne? Napoli'ye 3-5 futbolcu sattın. Napoli şu anda açık ara İtalya'da lider. Napoli senin herhangi bir oyuncunu yine 15-16'ya çekerse bak referans. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar bakın şöyle bir internet sitesi buldum. Tamam fiyatlar düşük ama yanında hediye gönderiyorlar. Mutlaka hediye gönderiyor. Ulan oğlum Mustafa Hoca aldığına göre demek iyi bir site. Biz de alalım dersiniz. Değil mi? Yani referans sistemi. Bizim avantajımız bu. Şimdi marka ayı referans alırsak Galatasaray'dan kim 15 milyon euroya satılır? Ama bizden. İyi de hocam Vedat da gitti bizden tutmadı. Vedat orada tutmadı Lazio'da. Sonra İspanya'ya gitti. Adam Real Madrid canavarı. Her Real Madrid maçında gol atıyor. Yani Fenerbahçe maçlarındaki Fatih Tekke gibi mutlaka bir tane atardı. Buradan Fatih Tekke'ye de selamlar olsun. Fenerbahçe'den genç yeteneğe 5 milyon euro. Ha, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet, yeri ve zamanı değil diyeceksiniz ama biz bunu çok konuştuk. Bu ismi çok konuştuk. Ve bu ismin çok esprisini bile yaptık. Nöşland'ın 19 yaşındaki ismi Ernest Noumu Noumua. Mu a m a, -a h. Mu Yani biz bunun gerçekten çok esprisini yaptık. Bu kanalda çok konuştuk. Fenerbahçe'yi kancayı takmış. İtalyan basının haberi 19 yaşındaki Nuamaha kancayı taktı. 5 milyon euro teklifte bulundu. Takımı da 8 milyon euro istiyor demiş. Arkadaşlar bakın Şubat'ın ortasındayız. Benim bu duyumum uzun zaman önceydi ve al yani ne dediysem şu anda sosyal medyada ve duyumcular bunu konuşuyorlar. Ne dediysem? Hocam bu kadar iyi futbolcu mu? Bak ne dediysem 8 istediklerini söyledim. Bizim en fazla 5'e çıkabileceğimizi söyledim. O da ya sonraki satıştan madde yok, 5'e çıkarız. Ya sonraki satıştan madde olur ama şampiyonluk primi şu bu ekleriz diye e, bu olabilir. Şimdi 1 Kasım 2003 doğumlu. 19 yaşında. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bir kere bonservisiz alamazsın. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Bu sezon çıkmış olduğu takımıyla çıkmış olduğu maçlarda sol kanat oynuyor. Sol ayaklı 1.78 boyunda pire gibi bir futbolcu. Bir şey söyleyeyim Bana bak burada bana kızacaksınız. Hakim Ziyek mi? Bu çocuk mu derseniz ben bu çocuğu isterim. Farklı düşünüyorum ben. Ya hocam Kayserilis'in bir bildiğim vardır derseniz de saygı duyarım demeseniz de canınız sağ olsun. Ben bu çocuğu alırım. Bu çocuğun bir videosunu, skills videosunu izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Daha da abartayım mı? Ben kolay kolay abartmam. Sol bekin Osterwold önünde bu çocuğu koy. Çok büyük bir iddiada bulunuyorum. Oynayacağın her takım sağ bekini de sağ açını da defansif futbolculardan seçer. Çünkü bunlar perte çıkartır o konuda. Bakın bunlar her maç, bu ikisi her maç o kanadı perte çıkartır. Ya hocam sen de amma abarttın ya. alt üstü Danimarka takımının futbolcusu. Ben abartayım da. Bir şey söyleyeyim. Biz yani e, bir de yaşı 19. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Farklı bir e, şey. Biz bunu hani yaşı 19 21 yaşının altında arkadaşlar bilginiz olsun Gana'nın alt yaş kategorilerinde yani alt yaş milli takım kategorilerinde ben oynadığını bulamadım. Yani oynadığını bulamadım derken alt yaş kategorileri e, milli yaş kategorileri ama araştırmalarımda sanki alt yaş kategorilerinde oynadığı hani o artı 3 kuralını taşıyor diye biliyorum. Eğer o artı üç kuralını taşıyorsa e, bence düşünülebilir. Artı üç kuralını taşımıyorsa da düşünülebilir. Ben bu çocuğu için söyleyeyim size. Fenerbahçe'ye Gambiya'dan altı isim. Yine bu da bizim uzun zaman önce konuştuğumuz duyumlardan birisi. Bakın haberi direkt okuyorum. Fenerbahçe yeni yetenekleri keşfetmek için bu kez Afrika'ya açıldı. Fenerbahçe'nin Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet ettiği ortaya çıktı. Bu tam öyle değil. İkisi kesin, dört tanesi deneme. Yani ikisi kesin, dört tanesi deneme. Hocam peki senin duyumun neydi? Sen dedin mi Gambiya'dan altı tane futbolcu? Arkadaşlar Afrika'da e, çok ama çok ciddi bir scouting yapmaya başladık. Yakında e, uçakları görürseniz şaşırmayın. Yakında patır patır altyapıya e, oradan gelecek futbolcular gelirse şaşırmayın diye. Bir. İkincisi bizim bir başka niyetimiz daha var. 7 tane şu an tam sayısı 7 tane partner kulüp. Pilot takım değil partner kulüp. Yani Gambia'dan futbolcu getirdim. Al futbolcuyu oynat. Senin önüne işte şu şartlardan biri. Nedir o şartlar? 1. Sen de oynar. Ben sana bedava veriyorum. Senden geri alma param 250 bin euro. İster oynat ister oynatma. 2. Sen de oynar. Maaşını ben veririm ama oynatmak zorundasın. Şu kadar maçta oynatmak zorundasın sakatlık olmadıkça. 3 Sen de oynar. Maaşını sen verirsin. İster oynatırsın ister oynatmazsın. 4 Sen de oynar. Üstüne çok düşersin. Kaça satarsak satalım. Sana yüzde on, yüzde on pay vereceğim. Artı sana işte... Ee, Düzce'deki topuk yerli testlerinde kamp falan ve partnerlik devam edecek diye. 3-4 sözleşme çeşidinden bazıdan yani şu an 7 kulüp var. Uf bu tip bir sürü futbolcu daha gelecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın üstünde çok doğru. Asya pazarında zannediyor millet bizi. Asya'dan da gelecek olan var. Hani Güney Koreli falan takip ettiğimiz çok futbolcu var. Ama Afrika'daki keşifler bu şekilde. The Alkamba Times'ın haberine göre Fenerbahçe 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet etti. Sadibu Kamaso getiriyormuş. Kulüple iletişime geçen ismin Sadibu Kamaso adlı menajer olduğu öğrenilmiş. Kamaso Arhagiye Cherno Jobe, Cherno Saho, Ahmet Tijan Savage. Bak bu Savage ismine ısındım şimdiden. Geleceğin yıldız adayı bak. İsimden belli. Ben futbolcuyum diyor. Bak Ahmet Savage. Bak Omar Badjie. Bak Omar Badjie. Bak bu da futbolcu ismi gibi. Süleyman Jalov. Bunda sanki bir forvet tipi var. Bir de Omar Casey. Bak iyi bir kanat. Hızlı bir kanat ismi gibi. Hocam futbolcu isminden değerlendiriyorsun. Helal olsun. Ne yapayım? Belki şu günlerde komik bir şeyler söylerim de biraz canınızın sıkıntısı geçer. Depremdeki Ahmet abi diyor ya aşağıdan çağırıyorlar diyor. Ne var diyor yani şey yapıyor. Yani oradan diyor bir serum hazırla hazırla iyi olur falan diyor mesela. Yüzümüzü güldürüyor bu tip şeyler. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi ikisi kesinlikle sözleşme imzalayacak ama dördü denenecek. Mevkileri, yaşları oynadıkları zaman görürsünüz. Fenerbahçe şu ana kadar 3 transfer yaptı. Tabi siz bu videoyu izlerken belki 4 olacak. Bilemezseniz onu. Samet Akaydın. Ee, Barcelona'da şans bulamayan Emre Demir geldi. Onu da Samsun Spor'a kiraladık biliyorsunuz. Parmadan da Jadon Osterwald katıldı. 21 yaşındaki sol bek için 6 milyon euro ödendi. Buruma'nın da tapusu alınıp bonservisi alınıp kiraya gönderildi. Aklıma gelmişken ben şu Buruma'ya da bir tane bakayım. Hiç şu deprem şeyinden karmaşasından bakamadım da. Acaba ilk maçında 2 gol falan atmıştı. Yine bir şeyler yaptım inşallah yapar. Valla şey yapmakta istemiyorum. Nazarda değmesin inşallah. 2-3-5 yani orada en azından süper bir yarım sezon geçirir de en azından 4-250 çıkar. Durumlar bunlar arkadaşlar. Bu isimlere ilişkin duyumları da verdik. Daha da gelecekler olacak. Bilginiz olsun. Çok da araştırmayı söylüyoruz. Bu arada ikinci maça çıkmış. İki maçta 47 dakika oynamış bir de. Yani iki maçta ikinci maçta az bir süre almış. 47 maçta şey 47 dakikada pardon özür dilerim. Lig maçında 47 dakikada 2 gol. Kupa maçında 74 dakika oynamış. Aman aman oynasın. Aman o hane de olsun. Goller asistler inşallah. Braga e, Braga'da ondan yanı olsun arkadaşlar. Bu Roma konusunda. Şimdi müjde olarak da şunları vereceğim. Gustavo Henrique Brezilya'ya dönebilir. Geçtiğimiz videolarda duyumunu verdiğim şeylerden bir tanesi bu. Gustavo Henrique'ye Brezilya ekibi Santos talip. Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Şimdi biz oynatmayı çok düşünmüyoruz. Avrupa Ligi'nin listesinin dışında kaldı. Stopper taktiğinde yaptık. Üçlü savunma olayından da vazgeçtik. Ve Flamengo ile görüşme halindeyiz. Flamengo'nun bir inadı vardı. Sözleşmesi şöyle böyle diyor. Onlar da bazı soruşturmalarda bulundular. O soruşturmaların neticesinde bir şey çıkmadı. Yani millet dedi ki adamlar haklı dedi bizden için. O yüzden de şu an için Gustavo konusunda Flamengo kulübünde bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. 28 yaşındaki savunmacı için kulüp araçlarına başlandı. Santos ilgilenip şartları da sormuş. Maaşında indirme giderse bu transferi gerçekleştirmek istiyormuş. Bitmedi. Gremio'da Gustavo Henrique konusunda çok ciddi olduğunu belirtti. Ve Gremio'da atağa geçti arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim kesin konuşmayı sevmem transfer döneminde. Çünkü bir sürü etmem var. Her an her şey değişebilir. Ama Gustavo Henrique gitmeye çok yakın. iki kulüp birden istiyor. İki kulübün de birbirinden en azından ufak çaplı bir yarışı var. Geçtiğimiz videolarda söyledim. Hani iki futbolcunun gitmesi böyle bir şey. Yani kimsenin gitmesini beklemedi iki futbolcu diye sıcak bir şekilde bu iki futbolcu birdenbire gidebilirler. Ben yüzde vereyim ya yüzde doksan diyebilirim Gustavo Henrique için. Bakın yüzde doksan diyebilirim ama bunun görüşmesi var, bunun maaş konuşması var, bunun sözleşme detayı var, bunun bileti var, bunun izni var, şunu var. O yüzden çok hani yüzde doksan dedim diye kesin olarak algılama. Yüzde onda yanılma payı var. İkinci isim Lemos. Lemos için de yüzde doksan diyorum. Hatta Lemos Brezilya'ya gitti arkadaşlar. Bizzat kulüple Atletico Mineiro ile görüşmek için Brezilya'ya gitti. Ki bunu da duyur, duyumcular verdi. Fenerbahçe'ye 6 futbolcu. Yani daha doğrusu 6 futbolcu demeyeyim ya. 2 futbolcu Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye 2 futbolcu. Genç kanat için şok servis. işte kap. Diyeyim. Çünkü bu iki futbolcunun kapını ben şu anda yapmış oluyorum arkadaşlar. Yani kamuoyu açıklama platformu olan e, kanalımızdan sizlere bu iki futbolcunun transferinin tamamlandığını, bunlarla sözleşme profesyonel sözleşme imzalanacağının duyumunu veriyorum. Artı bunlar gibi gelecek isimlerden bahsediyorum. Nuamah ismine de odaklanın. Hakim Ziyek'ten daha yüksek ihtimal veriyorum. İsterseniz inanın, ister inanmayın. Ama 5 milyon euro olayı da e, biraz şişirme bir olay. Transfer gerçekleşirse ne demek istediğimi anlarsınız ve ricada bulunuyorum. Muamah yazıp skills videosunu izleyip bu videonun altına yorumunuzu yazın. Söylediğim kadar mı değil mi takdirini size bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.